Merhaba arkadaşlar, benim adım Burak Kağan. Bugün sizlerle Linux'ün Ubuntu dağıtımında komut satırından C programlama video serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar, programlama dillerini kabaca low level ve high level diller olarak ikiye ayırabiliriz. Hemen bu örnekler üzerinden ilerleyelim. Burada iki integer sayıyı toplayıp komut satırına yazdıran bir program var. Bu program C programlama diliyle yazılmış. Aynı program Assemble diliyle ve makine diliyle yazılmış. Arkadaşlar high level, ve, high level ve low level olayının ne olduğunu burada biraz kavradığınızı düşünüyorum. High level demek geliştiriciye daha yakın bir dil. Örneğin integer için int kısaltmasını kullanmışız. Printf için yani print bir şeyler yazdırmak için printf'i kullanmışız. Ama printf'i gidip siz hatırlayabilir misiniz? Printf'in yaptığı görevi makine kodunda bu neydi acaba deyip burada hatırlayabilir misiniz? Ya da assemble'de. Nerede kaldığınızı unutabilirsiniz. Yani high level bir dilde yazılım geliştirmek, program geliştirmek, low level dillere göre daha kolay. Bunu da anladığımıza göre Burada yine örnekler vererek devam edelim. Burada imparatif ve deklaratif dillere örnekler var. Örneğin nesne yönelimli programlama dillerine CPP ve Java'ya örnek vermişler. İşte veri tabanı programlarken SQL dilinden faydalanabileceğimizden bahsetmişler. Bunlar da alternatifler bu şekilde. Ben bir de genel olarak birkaç programlama dilinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar insanoğlu ihtiyaç duyduğu konuya göre programlama dili geliştirmiş. İhtiyacına göre programlama dili geliştirmiş. Örneğin siz web tabanlı işlemler, geliştirmeler yaparken PHP veya JavaScript'ten, işte yapay zeka, istatistik üzerine geliştirmeler yaparken Ruby veya Python'dan, oyun yazmak oyunlar yapmak simülasyonlar yapmak isterseniz CPP'den yine gömülü sistem tasarım yapmak, bir donanıma bir sürücü yazmak gibi konularda C programlama dilinden faydalanabilirsiniz. Yani her programlama dilinin özelleştiği konular var. Biri diğerinden daha iyidir demek bence doğru bir şey değil. Siz hangi konu üzerinde çalışıyorsanız o konu üzerinde özelleşmiş programlama dilini öğrenmenizi tavsiye ederim. Bunu da söyledikten sonra e, ben bu video serisi boyunca e, bu e, kitaptan faydalanacağım, ara ara buralardan örnekler vereceğim arkadaşlar. Onu sizinle paylaşmak istedim. Bir de arkadaşlar biz bir programlama dilini kullanarak e, bir program yazacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Örneğin bir cümlenin nesnesi var, öznesi var, yüklemi var ve bunlar belli bir şekilde, belli bir sırayla bir araya geldiğinde bir şey ifade ediyor. Bir anlama geliyor, değil mi? Yani belli bir kural var. İşte biz de C programlama diliyle programlar geliştirirken C programlama dilinin kurallarına uyarak programlar geliştireceğiz. Bu kuralların ne olduğunu öğrenmek isterseniz burada 191. sayfada referans manuel diye bir kısım var. Buraya göz atabilirsiniz. Bu referans manuel demek kullanma kılavuzu gibi bir şey arkadaşlar. Bu dili siz nasıl kullanabilirsiniz? Onu burada anlatmışlar. Örneğin biz programlarımızı geliştirirken yazarken bu keywordlerden faydalanacağız. Yani burada belirtilen bu anahtarlı kelimelerle biz program geliştireceğiz. Örneğin bir şartlı koşullu şeyler yazacaksak, yapacaksak if ya da switch case'den faydalanacağız. Ya da bir şeyi işte 10 defa tekrar et gibi bir şey yapacaksak for'dan faydalanacağız. E, kendi tiplerimizi tanımlayacağımız zaman e, tip deflen straktan, kendi veri yapımızı tanımlayacağımız zaman straktan faydalanacağız. Yeri geldikçe ben bunları size anlatacağım. C programlama dilinde program geliştirirken buradaki anahtar kelimeleri kullanarak bizler program geliştireceğiz. E, yeri geldikçe ben bunların her birine örnek vereceğim. Şimdi e, benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.